Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Size yine iğneden tığa bir model hazırladım arkadaşlar. Böyle modelimiz güneş oyası dersiniz artık ismini. Şöyle motiften oluşan ve böyle çimenini giderken tutturabildiğimiz bir model oldu arkadaşlar. Evet çok hoş böyle çeyizlere layık güzel bir model hazırladım sizlere. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Modelimizin yapılışı da çok kolay. Şöyle ortadaki göbek kısmını yaparak başlayacağız. Sil halka yapıyoruz. Sil halkayı biliyorsunuz. Parmağımdan gelen ipi tutmuş olduğum bu ipin üzerine koyup şöyle küçük bir yuvarlak oluşturuyorum. Ortadaki halkanın içine girip buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir. Bu 3 zincirden sihirli halkanın içine 6 tane arkadaşlar bu şekilde yuvalar hazırlayacağız. Şöyle bir kirpik yaptım. 3 zincir sıkı sıkı çekiyorum. Kapattım. Bu ikinci kirpiğim. Yine 3 zincir. Sihirli halkanın içine Şöyle yuva ediniyoruz. Şimdi 1 2 3 4 oldu. 3 5 oldu. Şöyle gevşeyince elimizle bunu çekerek daraltıyoruz. Daha rahat yapmak için 1 2 3 zincir. Buraya kapattık. Evet altıncı ve sonuncu kirpiğimizde yapınca şöyle tamamen iyice bu şekilde sıktıralım ve bir zincirle ilk yaptığımız bu üç zincirli yuvanın içine girip birleştiriyoruz şu ipimizi arkaya alalım ve ilk kirpiğin içine girip bu şekilde birleştirdik şimdi buralara ikişer zincirli yapraklarımız için yuva hazırlayalım bu ilk kepiğin içine girerek iki zincirden yuva yapıyoruz şöyle iki zincirimi çektim bakın bir iki zincir şöyle üçüncü bir iki iki zincir arkadaşlar dördüncü yuvamızı bu üç zincirli kirpiye girerek yapıyorum bir iki zincir da 5. Bu şekilde 6 tane yuva hazırlıyoruz sık iğne ile. Dolanarak yapmaktansa arkadaşlar bu şekilde yapmak daha kolay oluyor. Şöyle buradaki sık iğneyi kapatalım daha yuvanın içine girmektense daha zarif duracaktır. Böyle sonuncuyu da sahte sık iğne yaparak kapatıyorum ki biraz zarif olsun arkadaşlar. Evet. Şöyle ipimizi koparalım yuvamız hazır. Bakın bunu şöyle iyice sıktırıp unutmayın. Bunu da şu arkadan ilmek alıp şöyle son ilmekten tığımızdan ilmek alıp arkaya çekip burada yakalım. Evet, hemen bunları temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, bu aralara çektiğimiz minik ikişer zincirden yuvanın bir tanesinin içine sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. 8 tane zincir çekiyorum. Ne sıkı ne bol orta gevşeklikte zincir çekelim. 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimi çekiyorum bakın. 1 2 3. zincirimin içine girip buraya minik bir kirpik gibi böyle sık iğne yapıyorum. Bir defa tığımı doladım. Sıradaki zincirimin içine giriyorum. Şöyle tekrar alalım arkadaşlar. Işık patlayınca yanlış yere girmeyelim. 2 2 Bir tane trabzan yaptım. Bakın. Buraya toplamda 5 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. Bir sık iğne ile 3. zincire girdik ve 2 2 alarak 5 tane trabzan yapıyoruz. Üçüncü trabzanımız için yine telin içine girdik. Sıradaki yine bir defa doluyorum. Sıradaki zincirimin içine iki iki girerek bu şekilde beş tane trabzanımızı yaptık. Bakın sonda sık iğne ile tutturduğumuz yer var ya oraya da bir tane sık iğne yapıyorum başında bir sık iğne, sonunda bir sık iğne yaparak yaprağımı bu şekilde bitirdim. Ve yeşil yuvanın içine de girdim. Bakın, son olarak bu şekilde yaprağımız hazır. Şimdi buraya sıkı sıkı 3 tane zincir çekerek diğer yuvaya geçeceğiz. Bu 3 zincir hem de arkadaşlar beyaz yapraklar için yuva olacak. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum diğer yuvaya. Aynı işlem 8 zincir çekiyorum. 5 6 7 ve 8. 3. zincirimin bakın baştan sayıyorum 1 2 ve 3. 3. zincirimin içine girip sık iğne yapıyorum. Minik bir bakın kirpik oluştu. Bir defa tığımı doladım. Şöyle zincirimin içine aynı zincirin içine girmemeye dikkat edin. Yoksa fazla çıkar arkadaşlar. Şöyle bir defa doladım. Sıradaki zincirime giriyorum. 2 ve 2 Bir defa doluyorum. Hemen sıradaki zincire 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 4. trabzan için yine girdik yine iki altı alarak trabzan yaptım bir defa doladım bakın beşinci ve sonuncu sekiz zincir çekerseniz arkadaşlar bu şekilde rast geliyor üçüncü sık iğneye giriyoruz beş tane trabzan yapıp bu sık iğne ile geçiş yaptığımız yere de sabitlediğimiz yere de bir tane sık iğne yaparak başında ve sonunda bir sık iğne olmuş oluyor yaprağımızın son olarak yine yeşil yuvaya sık iğne ile girdim bir iki üç zincir bakın sıradaki iki zincirli yuvanın içine iki zincirden yaptım ki yaprağı bu şekilde sık iğne hani dolana dolana sık iğne yapıyorlar ya o görünümü göbek görünümünü vermek için ee, bizim bir daha pratik oluyor değil mi arkadaşlar hemen silah halkayla bu şekilde kolayca ellerimiz delinmeden tığlar içerisine girmeden kolay bir şekilde pratik bir şekilde yapıyoruz Evet diğerlerini de aynen bu şekilde doldurup hemen geliyorum arkadaşlar Evet bakın diğer yapraklarını da bu şekilde hazırladık modelimizin şimdi sıra geldi beyazların yapımına buraya üçer zincirli yuvalar hazırlamıştık sık iğne ile bu şekilde buraya sabitliyorum yine aynı şekilde bu yaprakları nasıl yaptıysak Beyaz yapıları da aynı şekilde yapacağız. 3 4 5 6 7 ve 8 zincir. Bakın 3. 1 2 3. zincirimin içine giriyorum. Buraya sık iğne ile sabitleyip minik bir buraya bir tomurcuk yapıyorum. Sıradaki zincirime giriyorum. Şöyle içinden bir ilmek çıkardım. 2 2. Bir defa doluyorum şöyle girip 2 2 alarak bu şekilde sabitledim. Bir defa doluyorum. Sıradaki zincirin içine giriyorum. Şöyle 2 2 alarak bu şekilde evet. Bu ıı, sayısı 5 oldu. Şöyle beyaz gözüküyor inşallah arkadaşlar. Son olarak bu sık iğne ile sabitlediğimiz yerden de sadece bir sık iğne. Hani başında sık iğne, sonunda da bir sık iğne yaparak bu şekilde sabitliyorum. Sarı yuvanın da içine girip şöyle sık iğne ile sabitleyip yaprağımın işlemini bakın bu şekilde bitirdim. Şöyle arkadan yine 3 tane zincir çekerek şöyle dolanıp buradaki 3 zincirli yuvama sık iğne ile sabitliyorum Evet şimdi diğer yuvaları da aynen bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle aralarından beyazlar gözükecek şu sona kadar gelelim son yaprağın bitiş kısmını da beraber yapalım Evet sonuncuyu beraber yapacaktık yine aynı şekilde 3 zincirimizle şöyle sık iğne ile ipimizi son yuvamıza sabitledik ve yine 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 3. zincirimizin içine sayıyoruz baştan. Bu şekilde sık iğne ile sabitleyip buraya minik bir kirpik oluşturdum. Bir defa tığımı doladım. Zincirimi hemen aralayıp şöyle tutalım net gözüksün. Bu şekilde giriyorum. 2 2 alarak bir tane trabzan yaptım. Şöyle ışıktan biraz da Ankara bugün karlı arkadaşlar. Pek net seçemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. 3. zincirimin içine de 2 2 alarak bu şekilde trabzan yapıyorum dördüncü e, trabzan için zincirimizin arasına girip şöyle rahat, hem rahat görürüz hem de rahat çalışırız sonuncu zincirimizin içine de giriyorum bu şekilde şöyle iki iki alarak bakın beş tane başta bir sık iğne beş tane tırabzanımız oldu hemen buradaki son sık iğnenin içine de giriyorum Geçiş noktası yaptığımız sık iğnenin içine de girip bu şekilde şöyle tel almışım. Evet, daha temiz. Şimdi bitirdik arkadaşlar. Son olarak yine bakın sarı yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi şöyle dibine çekip ipimi koparıyorum çok güzel çiçek gibi oldu papatya gibi oldu arkadaşlar güneş oyası dediğimiz ismi buralar dediğim gibi kahverengi yapılırsa ayçiçeği modeli de olur ayçiçeği modeli de olur Evet şimdi şu ipleri yakalım hemen çimeni ile beraber bunu tutturalım arkadaşlar Fıstık battılarımızı hazırladık. Her zamanki gibi ikişer zincir çekerek ara suyunu bu şekilde sık iğneli üçgen trabzanlarla yapacağız. Böyle ağır motiflerde yapılışı ağır değil ama el oylayıcı arkadaşlar. Böyle hafif bir ara suyu kullanıyorum ki daha rahat böyle. Çiçek kendini daha güzel belletsin. Motif daha ön planda olsun diye. İlk başlarken gibi aynen bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı dolayıp hemen boş olan tığ battıya iki iki alarak bir trabzan yaptım. Dört zincir kapattım. Sık iğne ile buraya bir tane tomurcuk yaptım. Hemen yanına bir sık iğne. İki zincir bu şekilde sabit ben 5 tane koydum örnek amaçlı olduğu için bir de ekranda yakın daha güzel duruyor arkadaşlar siz 7 filan koyabilirsiniz iki tane daha uzatabilirsiniz şimdi buraya iki tane bu şekilde tığ battı yapacağım 1 2 bu oyanın e, motifin e, sabitlemesi o kadar rahat ki arkadaşlar direk hemen bakın şu arkada hani üçer zincirle geçiş yaptığımız yer var ya bakın buradan herhangi bir tanesinden girelim Çünkü ikinci de ayarlıyoruz bakın bu üç zincirimizin arasından girelim şöyle ilk olduğu için herhangi birisinden girebiliriz e, sabitledik buraya sık iğne ile şimdi buraya e, üç tane burada arka tarafında üç tığ battı almıştı arkadaşlar Siz motifinizin e, tutturma seviyesine göre bu tığ battıları ayarlayabilirsiniz Bakın iki zincirimi hemen sıradaki tığ battıya kapattım öyle üç tane tığ battı yapacağım iki zincir sıradaki tığ battıya girdim sabitledim iki zincir sıradaki tığ battıya girip sabitledim şöyle bakın arkadaşlar burada altı tane yaprak var ya şimdi biz bunu beyazdan tutturduk değil mi burada? üç tanesi yukarı bakacak bakın bu 1, bu iki, bu da 3. 3 tanesi yukarı, 3 tanesi beyazda da aşağı bakacak. O yüzden buradan beyaz kısmından giriyorum. Şöyle bıraktığım tığ bat, şey ilmeğimi de aldım. Ben almıştım arkadaşlar kendisi geri. Kaçtı. Tekrar şöyle yakaladım onu. Zincirimi de çekeyim. Dibine otursun bu şekilde bakın buraya sabitledim yine hani ilk başta iki tane tığ battı mesafesi vermiştik ya o iki tığ battımızı buraya da bu şekilde yapıyoruz hemen sık iğne ile sabitliyorum iki zincir şöyle bir kontrol edelim tam ortaladık şöyle bakın arkadaşlar 3 tanesi yukarıda üç tanesi de aşağı gelecek şekilde buraya bu şekilde monteledik şimdi e, yine bakın monteden sonra ilk gösterdiğim bu üçgen ara suyundan yapacağız şöyle iki zincirimizi çektik bir defa tığımızı doluyoruz hemen yandaki tığ battıya 2 2 alarak trabzan yapıyorum 4 zincir şöyle kapattım. Hemen yanına bir sık iğne kirpiğimin şöyle trabzanını durması için. Yine iki zincir sıradaki yeşil yuvaya tırbattı ya kapattım. İki zincirimi çekiyorum. Şöyle iki iki alarak trabzan yaptım. Dört zincir kapattım. Bir sık iğne. Şöyle iki zincir. Bakın ara suyumuz da bu şekilde devam edecek. Ben bu ikinin yanına iki daha yapıp biraz çoğaltıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde bakın hazırladık. Çok da güzel oldu. Çok da şık oldu. Şöyle ütülendiği takdirde daha kalıp gibi duracaktır. Şöyle bakın Çok güzel bir model hazırladım size. Çeyizlere layık bir model oldu. Eliniz alıştıkça da şöyle yapımı da kolay. Bilindik mi modelin motif haline getirilmiş hali oldu. Evet. Modelim bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.